arkadaşlar ikinci dersimizde devam ediyoruz diyelim hem matematik hem psikolojik olarak hazır olalım sınava inşallah diyelim bu derslerimiz çok başarılı olsun inşallah arkadaşlar kaldığımız sorudan devam ediyorum biraz hem soruları da çözelim hızlı hızlı gidelim o konuda da tenefüste gene hocamız bizlerle olacak sorularınız varsa sorularınızı hazırlayın arkadaşlar teneffüs teneffüsteyken gene devam edeceğiz diyelim aşağıda 19 tane lamba demiş 2'den başlatmış arkadaşlar lambaları 20'ye kadar numaralandırmış. Bu lambaları açıp kapma yere açıp kapamaya yarayan 19 tane anahtar verilmiş. Demişiz arkadaşlar. Lisede fizikle fizik şey, laboratuvarlarında vardı bazen lambalar ve anahtarlar uğraşıyorduk. Biz üniversite 1'de de çok uğraştık onunla. eğlenceli oluyordu biraz. Onunla ilgili bir soru sormuş hocamız. Demiş ki bu düzenekte bir ampulün anahtarı çevrildiğinde numarası bu ampulün numarasının tam katı tam sayı katı olan ampul sönüyor, sönük ise yanıyor, yanık ise sönüyor arkadaşlar. Buna benzer bir soru vardı ışık yanma kapama. Bastığımız zaman tam katı olanları söndürüyoruz. Mesela 2'ye bastığım zaman 2, 4, 6, 8, 2'nin katları olan bütün numaralar hepsi sönüyorsa yanıyor, yanıyorsa sönüyor diye dedik. Şimdi bu sorularda sayı kısa olduğu için arkadaşlar 2'den başlamış. 18 19, 20 diyelim. Ne yapacaktık? Sayıları yazacaktık. Direkt eleme yöntemiyle başlayalım. Buna göre demiş bütün ampuller sönükken <laughs> ilk önce 2 sonra 3 daha sonra 5 numaralı anahtar çevrildiğinde kaç tane ampul sönük olur? Önce ne yapalım? Yakacağız arkadaşlar. 2'ye bastığımda hangileri yanıyor? Mavi yakalım 2'ye basanları. Bütün çiftler yanar mı arkadaşlar? Hepsini yaktım. Ömer Harada da cevap yazıyor dedik. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? 3'e basacağız. 3'ü de ne yapayım ben? Kırmızıyla yapayım arkadaşlar. Bakalım kırmızıyı seçtim diye umuyorum. Şimdi 3'ün katları arkadaşlar. 3, 6 6 ne oldu? Söndü arkadaşlar. 9, 12 söndü arkadaşlar. Çünkü 2 ile açmıştım. 3 ile kapattım onu. 15, 18 söndü arkadaşlar. 3'e bastık. Sonra 5'e geçelim. 5'i de siyahla alayım arkadaşlar. 5'in katları 5, 10 söndü arkadaşlar. 15 söndü 20 söndü diyelim Buna göre ne demiş bize Annahinde kaç tane ampul sönük olur dedik 19 tane ampul var kaç tanesi yanıyordan da gidebilir sönükleri de sayabilirim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tanesi sönük olur 8 tanesi yanıyormuş diyeceğiz Böyle sayacağız arkadaşlar çok basit bir soru olarak matematik sınavında binlerce, on binlerce kişinin önüne geçmiş olacağız diyeceğiz. Çok zor bir soru değil ama böyle sorular artık hayatımızda var. Bu arkadaşlar matematiğin temel matematikle ilgili hani ilk 10 testimiz var ya ilk 10 soru diyoruz çok kolay sorular. İlk 10 sorular arasında gelebilecek bir soru arkadaşlar. Tamamen ee... Temel matematik becerisini istiyor. Nedir o? Rasyonel irrasyonel sayılar nedir? Negatif pozitif sayılar nedir diye onu ölçüyor. Demiş ki tablodaki 16 eş parça ayrılan bölgeler içinde birer gerçel sayı yazılmıştır arkadaşlar. Rasyoneller ve irrasyoneller gerçel sayılardı zaten diyebiliyorduk. Emre bu tablodaki sayılardan rasyonel olanları siyaha, irrasyonel olanları kırmızıya, negatif olanları yeşile boyuyormuş arkadaşlar. Her iki renge boyanacak olan sayılar ise mavi renge boyanacaktır dedik arkadaşlar. Rasyonel neydi? İrrasyonel neydi? İrrasyonel mesela kök 2 pi e dediğimiz sayılar irrasyonel sayılardır. Yani kök 2 nedir? 1.4. diye devam ediyor. Ve pi neydi? 3,14 sonsuza kadar devam ediyordu. Bunlar irrasyoneldi diyebiliriz. Şimdi burada rasyonel sayıları bir hesaplayalım, işaretleyelim mi? Ne olsun rasyoneller? Zaten ne demiş? Her iki renge boyayanlar mavi. Yani negatif olup rasyonel olanları ne yapacağız? Biz maviye boyayacağız aslında. Seçeneklere bakınca da yeşil hiç yok. Çünkü negatif sayılar ya rasyonel ya irrasyonel olacak. Ona göre diyebiliriz. Şurada 2.6 26 bölü 10 diyebilirim. 1 bölü 2 rasyonel sayıdır zaten. 2 bölü 3 rasyonel sayıdır. 0 nedir arkadaşlar? 0 bir rasyonel sayıdır ve negatif değildir arkadaşlar. Bu önemli. 0 bölü 1, 0 bölü 2. Nedir rasyonel? A bölü B şeklinde yazabiliyorsak. 0 bölü 1 deriz. O da 0 eşittir ama rasyoneldir diyebilirim. 5.3 nedir arkadaşlar? 53 bölü 10 diyebilirim. Bu da rasyoneldir. 4. dereceden kök 16. Nedir bu arkadaşlar? 2'ye eşittir. Bu da rasyoneldir. Aynı şekilde Küp kök 8 2'ye eşittir. Bu da rasyoneldir. Şimdi bunları bulduktan sonra bunların siyah olduğu yani siyah olması lazım. Çünkü rasyoneller siyah, pozitif rasyonel olarak diyelim. Yani bir de sıfır aldık. Olduğu var mı seçenek dedik. Hepsini bulmamıza gerek var mı? Yok. Edirne'ye baktığım zaman burada benim siyah taradıklarım zaten belli. Direkt cevabı bulabilirim. Yani biri sağlamıyorsa direkt çizebilirsiniz o sayıyı. Mesela şurası neydi? Siyah olması lazım. Gitti. Bak burada da siyah değil gitti diye Eleye giderir sınavda çünkü zaman bizim için önemli. Özellikle böyle sorularda seçeneklerde eleme yapmak çok avantajlı olacak dedik. Güzel. Burada bir kural var arkadaşlar. Şimdi bunlar kural soruları. Bazen e, kitaplarda da görürsünüz deneme sınavlarında da acaba bu nedir? İşte e, eskiden gazete küpürlerinde soru olarak verilir, ödüllü sorular falan. Şimdi burada neyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bir kural çıkarmamız gerekiyor. Bu soruları ben biraz direkt kuralı söyleyeceğim için hızlı geçmiş gibi olacağız. Aslında o kadar e, kolay soru değil. Düşünmeniz gerekiyor. Düşünmeye içecek seni. Ne olabilir mesela? 8 demiş, 5 içinde. 4 demiş, e, üçgenin içinde. 7 demiş, dörtgenin içinde. Bunun hepsine bakacağız. Böyle bazen yarım saat, saatlerce bakabilirsiniz. Onunla ilgili bir soru var. E, yani çok güzel ee, ama bir o kadar da şey e, görünce gelince göreceksiniz. İlkten sevmemiştim soruyu. Daha sonra dedim evet mantıklı gerçekten olabilir diye. Ee, özellikle iki hocamız bu, olana, bu alanla hassas çalıştılar arkadaşlar. Karşınıza gelebilecek en zoru da hepsini en kolay da koydular diyebiliriz. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Kuralı ben direkt size söyleyeyim. Şimdi beşgenin içinde 8, 8 kere 5 arkadaşlar. 40 neye eşit? Üçgenin içinde 4, 3 kere 4 artı dörtgenin içinde 7. 7 kere 4 28. Yani 40 eşittir. 12 artı 28 sağlıyor. Neymiş kuralım? O zaman içindekiyle çarpıyorum. Kaçgen içindeyse eşitliyormuşum. Aynısı buradan da geliyor arkadaşlar. Bakın 2 tane örneği veriyor. 8 kere 5 40. 16 kere 3 48. Eksi 2 kere 4 8. Gene 40 sağlıyor diyebilirim. O zaman x'e bakarsam ne olacak bu? Dörtgende ise 4x eşittir. 3 kere 5 15 artı 4 kere 4 16 eksi 3 kere 1 3. 15 artı 16 eksi 3 dersem 28 olur. 4x eşittir 28 ise x eşittir 7 bulunur. Cevabım Ceyhan'dır deriz arkadaşlar. Olay böyle olacak. Bahsettiğim soruda buydu arkadaşlar. Şöyle bakalım uzun uzun bakalım ne olacak acaba? Tolga, Dilara, Yağız, Yade, Berk soruları var arkadaşlar. Tolga'yı 10'a eşitlemiş. Dilara'yı 18'e. Yağız'ı 10'a, Yade'yi 8'e, Berk'i soru işareti demiş. Buna göre soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Bu sorular arkadaşlar sınavda karşınıza gelebilir. Size çok basit bir soru aslında ama bunun ne olduğunu görmek kolay değil arkadaşlar. Dediğim gibi ilk başta düşünürken çok uzun sürecek. Kitabı alıp videoyu sonradan izlediğiniz zaman fark edeceksiniz inşallah öyle olur. Ee, size de bu soruyu söylemiş olacağız yani canlı yayını ama kitap elinizdeyken bu soruyla uğraşın. Görün ne olacağını, ne kadar yapılacağını. Ben size direkt söyleyeyim. Şimdi Tolga e, ismi nedir arkadaşlar? 5 tane e, harften oluşuyor arkadaşlar. Bunun kaç tanesi sesli? O ve A. 2 tanesi sesli. Çarpımı 10. Yani harf sayısını sesli harf sayısıyla çarpıyoruz arkadaşlar. Dilara'yı baktım. 6 tane 6 çarpı 3 tane sesli var. 6 kere 3 18. Yağız'a baktım. 5 tane var. 2 tanesi sesli. 5 kere 2 10. Yade'ye baktım. 4 tane var. 2 tanesi sesli. 4 kere 2 8. Berke'ye baktım. 4 tane var. 1 tanesi sesli. 4 kere 1 4. Cevabım. Bursa'dır deriz arkadaşlar. Bu mantıkla düşününce evet sesi sessiz harfin ne olduğunu hani bir ara geçen sene siz yakından takip ettiniz. Özellikle tekrar hazırlananlar varsa bilirler. Sınavda bir kaldırıldı, toparlandı, geri geldi, gitti geldi oldu. Tarih, coğrafya, fen bilimleri hepsi çıktı geldi. Bir söylenti çıktı. Ne dedi? İşte coğrafya, tarih, Türkçenin içine, biyoloji Türkçe'ye gelecek. İşte aynı şekilde matematiğin içine gelecek diye bir olay oldu. Aslında o gerçekleşmiş oldu bir yandan. Sonra coğrafya ve fen dersi sosyal ve fen dersleri geri geldi ama burada ne var? Türkçedeki sözcük yani dersler arasında bir iletişim oldu. Sizin bilginizi istiyor. Bunları da bilmenizi istiyor diyebiliriz arkadaşlar. Dedik. Bu soru da karşımıza gelebilecek sorulardan biriydi. Bir oyun sorusu arkadaşlar. Bunu bilgisi işte telefon oyunlarında, telefon aplikasyonlarında artık var bu. Demiş ki aşağıda verilen yol güzergahında yeşil, kırmızı, mavi ve siyah araçlar hareket ederek 1, 2, 3, 4 numaralı çıkışlardan birinden çıkacakmış arkadaşlar. Bu dört arabanın yollardaki hareket kuralları verilmiş aşağı, aşağıdaki gibi. Ne demiş arkadaşlar? Herhangi bir dikey yolda hareket ederken karşılaştığı her yatay yol üzerinden ilerleyerek diğer dikey yola ilerlemektedir. Yani yatay dikeyde giderken yatay, ilk gördüğüm yataydan girmem lazım. Sonra tekrar dikeyde devam edeceğim diye bir yol çizeceğiz arkadaşlar benzer şekilde herhangi bir yatay yolda ilerlerken karşılaştığı her dikey yolda çıkışa doğru ilerleyeceğiz. Yani yukarıya doğru gideceğiz. Çıkışa doğru gitmemiz lazım. Buna göre yeşil, kırmızı, mavi, siyah renkli araçların ulaştıkları numaraları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Diyelim. Ne yapacağım şimdi? Önce bir yeşil kalemi alayım. Yeşil nereye gider arkadaşlar? Yeşil çıksın buradan. İlk karşılaştı. Döndü arkadaşlar. Devam etti. Karşılaştı. Bir daha gitti. Devam etti. Gitti. Karşılaştı buraya. Nereden gitti? 4'ten gitti Bundan eminseniz seçenek elemesi hemen yapalım arkadaşlar. Bakın yeşil 4'e gidecekmiş. Yeşilin 4 olmadığı 3 seçeneğim elendi bile. Sonra ikincisinin de ne olduğunu bulursam cevap bulacağım. Çünkü birinde 1 demiş birinde 3 demiş. 2'yi ne yapalım? 2 kırmızıymış. Şu kırmızıyı alayım. Kırmızı gitti arkadaşlar. Saptı bu tarafa. Geldi buraya. Geçti bu tarafa. Girdi yukarıya. Döndü bu tarafa. Her karşılığında girecek arkadaşlar. Buraya geldi. Gitti geldi. Ne oldu? Buraya geldi. 1'e geldi. Bayağı bir yol dolaştı. Burada anlattığı şey buydu arkadaşlar. O zaman 3 değil de 1'miş. Cevabım Ceyhan olmuş oldu. Benzer şekilde maviyi de hızlıca gösterebiliriz istersek. Mavi böyle gitti. Böyle geldi. Böyle gitti. Böyle geldi. Böyle gitti. Geldi. Gitti diye 2'ye gittiğini de gösteririz. Diğeri de benzer şekilde 3 çıkıyor. Ne yapmamız lazım burada? Her birini ayrı ayrı işte. Bizim avantajımız renkli kalemler kullanabiliyoruz. Siz kullanamayacağınız için ne yapacağız? Birini yaptık arkadaşlar. Hemen silin oraya. Çok bastırmayın. Diğerini yapın. Ve seçeneklerde eleme yöntemiyle giderseniz hem zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Hem de soruyu çok hızlı bir şekilde doğru yapmış olursunuz diyelim. Diğer testimiz kibrit yakma sorusu. Bunlar da arkadaşlar karşımıza geliyor. Aşağıda sadece yanıcı uçlarından alev alan. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Sadece yanıcı uçundan alev alıyormuş. Arkasından bir şey yansa da arkadan alev almıyormuş arkadaşlar. Alev alan kibritler gösterilmiştir diyelim. Ee, yanma süreleri eşit olan her bir kibrit sadece yanıcı ucundan alev almaktadır. Yanan bir kibritin hatta tekrar tekrar söylemişiz burada arkadaşlar. Çünkü arkadan da yanarsa burada mesela şurası yandı, buralar yanmayacak gibi düşünün. Ee, diyelim. ne yaptık? Tamam, soruyu işaretlemişiz. Ee, yanan bir kibritin ucu diğer kibritin yanıcı ucuna denk geldiğinde o kibrit de yanmaya başlıyormuş arkadaşlar. Buna göre numaralı kibritlerden 6 numaralı kibritin yanıcı ucuna yakılara yakılan bu kibritlerden hangisi en son alev alır demiş arkadaşlar. 6'dan mı yaktım? Buradan yaktık arkadaşlar. Yana yana gitsin. Buraya geldi burası yandı. Sonra şu ikisi de yanıyor arkadaşlar. Bu gitti. Sonra aynı sürede bu geliyor buraya geldi. Sonra burası gitti, buraya geldi arkadaşlar. Sonra buraya geldi burası. Bu ikisi en son yanacak. Bana sordu burada bir sayı vermediği için bir en son alev alır diyeceğiz arkadaşlar. Numarası verilenlerden bu kadar da basit bir soru aslında. Biraz geometri bilgisi arkadaşlar. Biraz da işte yorumlama ile ilgili e, zihinsel becerinizi ölçme ile ilgili bir soru ama geometriden de bir şeyleri bilmenizi istiyor arkadaşlar. Aşağıda verilen sayı doğrusunda iki köşesi A 6'ya 10 ve C 10'a 0 6'ya 0 ve C 10'a 0 noktaları A B C D E karesini göstermiş. Kareymiş arkadaşlar. Analitik düzlemde hatta e, sayı doğrusu üzerinde 6'ya 10'sa şurası 4 birimdir. O zaman bu da 4 birim, bu da 4 birim, bu da 4 birim diyebiliriz arkadaşlar. Ne yapacağım burada? Buna göre B, AC'nin içinde ve BC 3AB'ymiş. Yani şuraya ben K dersem burası 3K olacak. Tamamı 4K'ymış. 4'müş. O zaman B dediğim şey burada mı olacak arkadaşlar? Şurada daha farklı bir renkli. O zaman şurası 1, şurası 3, şurası da B oldu. Bunu bilmiyorsanız bu soruyu yapamayacaksınız. Maalesef diyelim. Demiş ki şekilde bir B noktası seçiliyormuş. Bu sayı doğrusu üzerinde aşağıda belirtilen çemberler çizilmekteymiş arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz? B merkezli BD yarıçaplı. B merkez aldım, BD yarıçapını aldım. C merkezli AC yarıçaplı, A merkezli EC yarıçaplı çemberler. Çember olacakmış. Buna göre demişiz arkadaşlar. Bu çemberlerden hangileri sayı doğrusunun rasyonel sayıdan keser demişim. Çember ne yapacağız? Yarıçapını alacağız. Neydi çemberin tanımı? Sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesi. Ne istiyorum? B, C, A merkezi. Yani tam sayı olan bir noktalardan seçeceğim. O zaman yarı çapın uzunluğu ne olması lazım arkadaşlar? Tam sayı olması lazım. Bunu soruyor bana aslında. E ben yarı çapları bulayım. B merkezi BD yarı çaplı. Şimdi BD'yi birleştirdim. BD'nin uzunluğu nedir arkadaşlar? 3, 4 varmış. Kare ise bu. 3, 4, 5'ten 5 midir? Yarı çapı nedir? Tam sayıdır arkadaşlar. O zaman bu bizim için bir R sayıdan keser diyebiliriz arkadaşlar. Diğere bakalım. C merkezde AC yarı çaplı. AC ne arkadaşlar? 4 birim. Zaten merkezler tam sayı üzerindeyse yarı çap tam sayı olması yetiyordu. Bu da sağlar. Ama A merkezli EC yarı çaplı. Şimdi EC'ye bakarsam EC dediğim şey ne? 4 4 ise 4 kök 2 değil midir arkadaşlar? Şimdi A'dan 4 kök 2 birim uzaklıktaki noktalardan geçecek bu çember. Ama 4 kök 2 bir tam sayı değil arkadaşlar. Hatta bir irrasyonel sayıdır. O zaman bu bir tam sayıdan kesmez. Yani cevap 1 ve 2 olur diyeceğiz arkadaşlar. Burada da biraz geometriyle yorum yapmışız bize diyebiliriz. Güzel yine bir kesme sorusu. Ömer bana bıçak bile hazırladı bunu keserken. Ee, bakalım gerek kalacak mı? Arkadaşlar benzer şekilde alalım. Karemiz var arkadaşlar. Bunu peçeteyle de yapabilirsiniz. Düşünerek de yaparsak çok zor değil. Bunu tersten giderek de yapabiliriz. Yani açı açı. Onu da göstereceğim. Bunu da göstereceğim aslında. Diyelim. Şimdi önce ne var arkadaşlar? Bunu yukarıya doğru katlıyoruz. Yukarıya katladığını sonra bu tarafa doğru katlamış. Sonra ne yapmış? Şu köşeden aşağıya doğru katlamış arkadaşlar. Eğlenceli aslında bu da matematiğin güzel yanlarından biri. Sonra şu ortayı deliyormuş arkadaşlar. Ben şurada deleyim. İnşallah elimi kesmem. Makas alsaydık daha kolaymış aslında bunlar. Neyse kestik artık. Maalesef. Neyse. Arkadaşlar kesmiş olduk diyelim. Biraz şeyimizi yaptı ama. Arkadaşlar şurasının ortasını kestiğimizi düşünelim. Siz peçeteyi yapacağınız için peçete daha kolay gidebilir veya farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Yani bu teknik biraz daha görsel zekanızı hem de eğlenceli hale getirmek için sınavda da bir mola verme gibi de olabilir. Ben böyle çözüyorum. Tabii farklı farklı teknikleri var. Burada biraz sonra onu da çözerek göstereceğim. Şimdi bunu açtım arkadaşlar. Yukarıya doğru çevirdim. Sonra da şöyle çevirdik diyelim. Ters mi katladık bu taraftan olacaktı. Şöyle dedik. Şimdi kestiğim zaman açtığım zaman nasıl bir görüntü geldi arkadaşlar? B'nin aynısı geldi. Yani el beceriniz hızlıysa daha rahat çözeceksiniz diyebiliriz. Ve burada ne yapardık? Şurası gelince gelindiği zaman şu ikisi de delinmiş olacak. Yani şuralar delinmiş olacak. Tam tersine çevireceğim zaman. Yani dediğim gibi buralar aşağıda kalıyor. Şurasıyla şurası açacağım çünkü şurası. Şurası diyeceğim. Yukarıya doğru çevirdiğim zaman şurası şurası. Benzer şekilde delmeler yapmış olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi ben peçeteyle yaptım, sınavda da çözdüm, başarılı da oldum. Yapabilirsiniz bu yorumlar, bu tarz sorular karşınıza kesinlikle çıkacak arkadaşlar. Yani geometrik kısmında sen çıkıyor artık, kesin çıkıyor. Bunu artık matematiğin içinde de gelebilir bu şekilde. Çünkü geometride biz bir yerden kesiyorduk. Burada köşeden kesiyorduk. içinde de bırakabiliyor yani geometri ve matematik sorusu olarak zaten ayırmıyoruz artık diyebiliriz. cevabımızda da Bursa direkt bulduk deriz. Güzel. Mercim faketelerimize de getirmiş. Şimdi arkadaşlar biraz oran orantı ile alakalı bir soru gibi olmuş bu soru. Tasarruflu ampullerin üzerinde hem harcadığı enerji watt olarak hem de ışıkların ürettiği lümen olarak yazan A, B, C, D, E marka ampullerinin bilgileri sırasıyla aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre en az enerji ile en fazla ışık üreten marka aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ne diyeceğim? A için B için C D E için diyelim. A'da ne varmış arkadaşlar? 12 wattla ben ne yapıyormuşum? 840 lümen yapıyormuşum. B'de 20 wattla 1050 lümen yapıyormuşum. C'de 24 wattla 1600 lümen yapıyormuşum. Burada 9 wattla DD 450. 9 watt diyelim. 450 lümen yapıyormuşuz. E de 5 wattla 240 lümen yapıyormuşuz. Neyi soruyor bana? En az enerjiyle en fazla ışık üreten. Şimdi enerji dediğim şey watt. Işık dediğim şey lümenmiş arkadaşlar. Bu önemli. Ne yapacağız burada? Tek tek oran orantı. Hepsini 1'e eşitleyelim mi? Hatta 9'da 1 diyelim. 1'de nedir? Ne yapacağım? 840'ı 12'ye böleceğim arkadaşlar. 84'ü 12'ye bölersem 60'da 5 kere var. 24'te 2. 7 kere mi var. Yani 70. O zaman 1 wattta 70 dümen üretiyormuş A. Ne diyeceğim? 70 diyeceğim bir de. Sonra 20'ye bölersek arkadaşlar bunu. 105'i 2'ye böldüm. Ne oldu? 52,5 mi oldu? Burası 52,5 üretiyormuş arkadaşlar. 24'e bölersem 1600'ü. 24'e böldüm. 8'e böleyim. Şurası 2 olsun. Şurası 3 olsun. 200/3. Nedir bu arkadaşlar? 100/3 33'tü. 66 diyeceğiz bu. 66 küsürlü. 45 459'a bölersem burası 50 geldi. 1 watt'ta 50 lümenmiş. Bunu 5'e bölersem ne olur arkadaşlar burası? 4 48 geldi. Bu da 48'miş. Bana neyi soruyor? En az enerjiyle en fazla ışık. Ne hangi markadaymış? A markasındaymış deriz. Cevabımız Adana'dır deriz. A, B, C, D sırasıyla yazmış. Burada ver edebilir, vermeye edebilir. Sırasıyla olayı toparlıyor bize arkadaşlar. A, B, C, D, E deriz. Bu da aslında nedir? Oran orantı sorusunun biraz da hepsini hesaplatmaya çalışıyor. Maalesef burada hepsini hesaplamamız da gerekiyor arkadaşlar dedik. Güzel. Devam edelim sıradan. Şimdi arkadaşlar şekil sorularımız oyun sorularımız. Aşağıda bir kural çerçevesinde sayılar sıralanmış arkadaşlar. Bu kuralın ne olduğunu bulacağız. Şimdi Demiş ki 1, 2, 3, 4 diye devam etmiş. Sonra 6, 8, 10, 12. Sonra 15, 18, 21, 24 diye devam etmiş. Buna göre şekil 10'da bulunan sayıların toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bunu ben şuraya bir çizeyim. Bileyim ne yapayım? Siyahla alalım. Şöyle bir çizelim. Şekil 1. Şekil 2. Şekil 3. 4, 5 diye devam edeceğim. Kuralı anlamam lazım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 diye sıralanmış. 1, 2, 3, 4 olmuş. Sonra 6, 8, 12, 10 mu olmuş? Aslında bu 6'yı ben ne yazabilirim? 1 artı 5 yazabilirim. Bunu 2 artı 6, 3 artı 7, 4 artı 8 diye yazabiliyor muyum arkadaşlar? Yani aslında bu ikincisine ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'in toplamı bu ikideki. Aynı şekilde burayı 1 artı 5 artı 9'da kalmıştık. 9 diye devam edebilirim. 2 artı 6 artı 10 diye devam edebilirim. Ne oluyormuş aslında? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oluyormuş diyebiliriz arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Şimdi bana neyi sormuş? 10.sunda şekil 10 diyelim şuraya. 10'uncuda bulunan sayıların toplamı. Şimdi 10'da nasıl başlayacak? 1, 2, 3, 4 diye devam edecek. Şuna bakalım. Birinci şekilde bir tane dörtlü var. İkinci şekilde iki tane dörtlü. Üçüncü şekilde üç tane dörtlü ise burada 10 tane dörtlü olacak arkadaşlar. O zaman en sonuncusu 40 mı olacak? 39, 38, 37 diye şu aradaki sayıların hepsinin toplamı oluyor. Neyi soruyor bana aslında? Birden 40'a kadar olan sayıların toplamı neydi? 40 çarpı 41 bölü 2 arkadaşlar. Bu da 820 eder. Cevabım Ceyhan'dır. Bunu çıkarmak kolay değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim baştan. Bu mantığı görebilmek önemli ama böyle şeyler arayacaksınız. İşte ne var karşınızda. O yüzden çok fazla çeşit koymamızın sebebi de bu. Bunları görebilelim dedik. Sıradan devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda 3 basamaklı KLM sayısını gösteren 3 kutu ve her bir kutunun altında 1, 3 ve 5 rakamlarının biriyle ile numaralandırılmış birer buton butonun bulunduğu bir düzenek gösterilmiş arkadaşlar. KLM sayıları varmış. 1, 3, 5 olarak numaralandırılmış. Bu düzenek aşağıdaki kurallara göre çalışmaktaymış arkadaşlar. Butonlarda herhangi birine basıldığında basılan butonun üzerindeki rakam ile butonun üstündeki kutunun kutunun içindeki değeri çarpılır demiş arkadaş. Yani şuraya bastım 1 ile K'yı çarpacağım. Buraya bastım 3 ile L'yi çarpacağım. Sonra sonuç iki basamaklı ise onlar basamağı Tek basamaklı ise sayının kendisi kutuya yazılırmış. Örneğin 241 olsun arkadaşlar. Şurası 241. Gösterdiğinde bir numaralı butona bir kez basarsam ne olur arkadaşlar buna? Bir kere bastım. Bir kere iki. Şöyle farklı bir renkte devam edeyim. İki olur arkadaşlar. Bir daha iki kalır. Başka bir şey olmaz. Sonra 3 numaralı butona 2 kez. 3'e bir kere bastım. Ne oldu arkadaşlar? 3 kere 4. 12. 12'nin birini yazacağım arkadaşlar. Çünkü onlar basamağını yazıyormuşuz. Sonra 3'e bir daha basarsam 3 kere 1 3 oldu arkadaşlar. Ne yazacağız? 3 oldu. Neye dönüşür? 2 3 gene 1 oldu. 231 sayısını gösteriyormuş yani. Kuralım buymuş arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Aynı düzeni ne dedik bu soruları anlatırken en başından beri bir tane örnek verecek bize. Şimdi aşağıdaki düzenekte her butona en az birer kez basılması sonucunda tekrar 325 sayısı gösteriyormuş arkadaşlar. Buna göre toplamda en az kaç kez basılmıştır demiş arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Bir kere birer kez basalım mı? Mesela 1'e basalım. Bir. Ne olur arkadaşlar? Bu üç kere 1 3 olur. Gene üç kalır. O zaman bu değişmedi. Dedim. Bir daha 1'e basmayalım. Çünkü basarsak e, yani gene değişmez ama en az sayıyı sorduğu için basmamıza gerek yok bile. Şimdi ikiye basalım. İkincisine basalım. Şimdi ne olacak buna basarsam? Üç kere 2 6'ya dönecek. Her bir kutuyu bir kere basma olarak görün arkadaşlar. 6'ya döndü. Sonra 5'e bastım. 5 kere 5 25 mi arkadaşlar? 2'ye döndü. Şimdi her birine birer kere şartını verdiği için ben bunu yaptım. Birer kere bastım. 362 sayısına dönüştü. Ben bunun tekrar 325 olmasını istiyorum. Ne yapacağım? Mesela 3'e yani ikinci kısma bir kere daha basacağım. Sonra bir kere daha burayı 2 yapana kadar kaç kere basacağım? Ona bakalım. Şimdi bir kere bastım. 3 kere 6, 18. 18'e 1 oldu arkadaşlar. Sonra bir kere daha bastım. 1 kere 3, 3 oldu arkadaşlar. Sonra bir kere daha bastım. 3 kere 3, 9. 9 oldu. Sonra bir kere daha bastım. 3 kere 9 27. 27'den 2 oldu arkadaşlar. Ne yaptım ben? 2'yi buldum. Kaçıncı basım? Her kutuyu bir basım saymıştık arkadaşlar. 3 6 7 basım oldu. Sonra 5'e basmıştım. 2'ye dönüşmüştü. Bir daha bastım. 5 kere 2 10. 10'un 1'i diyeceğim arkadaşlar. Sonra bir daha basacağım. 1 kere 5 5. 5'e dönüşecek. Sonra neye dönüşür bu? 325'e Dönüşmüş oldu. Burada kaç kere basım yaptık? Kaç basımda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basımda. En az 9 basımda. Ben tekrar buna döndüm. Diyeceğiz arkadaşlar. Bunu çıkarabilmek önemli. Soru kolay bir soru değil ee, kabul ediyorum. Yani bunu görebilmek e, gerçekten hem matematik becerisini istiyor hem zihinsel olarak bu konulara hakim olmayı istiyor arkadaşlar. Uzun bir soru ne verdiğini anlayabilmek özellikle sınav anında çok kolay bir şey değil ama. İşte biz size gösteriyoruz. Siz de bunlardan korkmanıza da gerek yok. Aslında olayı anladığımız zaman tuşa basıyoruz. Çarpma işlemi yapıyoruz. Çok zorda bir şey yok. Sınava girmeden karşınıza görün diye istiyoruz. Ki o yüzden böyle soruları da yazdık. En zorunu böyle görürsünüz arkadaşlar diyebiliriz. Güzel. Burada bir sorumuz var. Ne demiş? Bunu bitirelim. İki, iki soru çocuk araya öyle gireceğiz. Ee, bu testi bitirmiş olalım. Üç test en azından ee, iki dersimiz bitmiş olsun. Bazı hücreleri maviye boyalı düzgün altıgenlerden oluşmuş şekil aşağıda verilmiş arkadaşlar. Bu şeklin beyaz hücrelerine tam sayılar yazıldıktan sonra her bir mavi hücreye kendisiyle ortak kenarlara sahip olan tüm beyaz hücrelerdeki sayıların çarpımı yazılıyormuş. Yani 2 1 4 çarpımı 8. 2 1 3 çarpımı 6. 3 1 4 çarpımı 12 olmuş. Buna göre kural vermiş. Demiş ki aşağıdaki mavi hücrelerde bulunan sayıların toplamı 300'dür. Şimdi şu mavi yüzeyde ne oluyor arkadaşlar? Şuna bakalım. Nedir bu? x çarpı y kare midir arkadaşlar? y y x. Aynı şekilde burası da x çarpı y kare midir? Aynı şekilde bu da x çarpı y kare midir? Sonra bunlar birbirine eşit sayılarmış. Toplamları 300 ise her biri 100 100, 100 olacaktır. Buna göre demiş x'in alabileceği değerler toplamı. 100 kime eşit arkadaşlar? x çarpı y kare yani. Şimdi x'e ben ne verebilirim? x'e 100 versem y ne olur? 1 olur arkadaşlar. Sonra y'ye mesela 2 versem. 2'nin karesi 4. 100'ü 4'e böldüm. X ne olur arkadaşlar? 25 olur. Y'ye 3 versem 9. 100'e bölünmüyor arkadaşlar. Olmaz. 4 versem 16 bölünmüyor. 5 versem 25. Böl 5'e 4 etti arkadaşlar. Y oldu. Başka ne verebilirim? 6, 7, 8 vere 9 veremiyorum. Y'ye bir de 10 versem 100 oluyor. X'e de 1 geldi. En küçük sayıda buldum. Şunların hepsini toplarsam 125, 129, 130 etti. Cevabım Edirne'dir deriz. Bu kadar basit aslında. Bu soruda kolay bir soru. Gerçekten çok rahat yapacağınıza inandığım bir soru arkadaşlar. Aşağıda eş kareler kullanılarak elde edilen bir süsleme gösterilmiştir demiş. Şimdi süslemede mavi kare sayısı, mavi kare sayısı 32 olduğuna göre beyaz kare sayısı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi ne yapacağım? Şimdi burada karelerin bir tane kenarları bir 9 tane kareden oluşuyor ama şunlar hep ortak değil mi arkadaşlar? Şunu ben bir saymayayım. Ne yapayım? Kareyi ben şöyle göreyim aslında. Şunlardan eşit sayıda gelecektim. Burada var. Aynı şekilde burayı da sayabilirim. Benzer şekilde. En son nereye kadar alacağım? Buraya kadar hep eşit şeyler var değil mi arkadaşlar? Şu fazlalık. Şu fazlalık beyazı sonradan ekleyelim. Ne olsun? Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 beyaz bir mavi mi varmış arkadaşlar? Yani bir tane aldığım şekilde artık kesilmiş kare diyelim. Orada. Bir tanesinde 7 beyaz bir mavi varmış. Bana diyor ki 32 tane mavi var. 32 mavi için buraya ne diyeceğim arkadaşlar? 7 çarpı 32 mi diyeceğim? Ne olur? 2 kere 1. 14. 50 var. 21. 22 mi oldu? 224. Ne yaptım? Şuraya kadar dedim ki 224 tane beyaz varmış. E burada da bir tane var. 224 artı 1'den 225 tane beyaz kare vardır. Zaten bana beyaz kare sayısını soruyor. Cevabım Adana'dır deriz. Não, não,